Efendim haberleri aktarmaya devam ediyoruz. TV100 ekranlarındayız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti iktidarında geçen 20 yılı rakamlarla kıyasladı. Eğitim ve sağlık alanlarında bütçedeki payın artırıldığına dikkat çekti. Nereden? 2002'de %9,4'tü. 2022'de ise %13,5'e yükseldi. Aradan geçen 20 yılda %4 arttı. Bu veri eğitimin toplam bütçe içindeki payına ait. Nasıl şeyler? Benzer bir tablo da sağlık harcamaları için geçerli. 2002'de %2,5 olan sağlık payı bu yıl kendine %6,4 ile yer buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti hükümetlerinin yönetiminde geçen 20 yılı kıyasladı. Eğitim ve sağlıkla beraber huzurlu bir toplumun ülke kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz ifadesini kullandı. Bakan Nebati, 2002 yılında lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine de 135 lira aylık öğrenim kredisi verildiğini hatırlattı. 2022'de bu tutarların lisans öğrencileri için 850, yüksek lisans öğrencileri için 1700, doktora öğrencileri içinse 2500 liraya yükseltildiğini ifade etti. Sağlık alanındaysa 2002'de hiç şehir hastanesi olmadığını hatırlattı Bakan Nebati. Tıbbi cihazlarla donatılmış şehir hastaneleriyle oldukça güçlü bir sağlık sistemine sahip olunduğunu vurguladı. Aradan geçen 20 yılda sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı %1,3'ten %5,1'e çıktı. 2002 yılında bütçeden 1 milyar 600 milyon lira kaynak ayrılmıştı. 2022'de bu tutar 100 milyar 800 milyon liraya yükseltildi. Ek bütçe kanunuyla da söz konusu kaynağa 44 milyar 800 milyon lira daha eklendi. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara toplam 145 milyar 600 milyon lira kaynak aktarılmış oldu. Efendim şimdi ilk bölümümüzün son haberini iletiyoruz sizlere. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 13. yılında Haliç Kongre Merkezi açık hava sahnesinde düzenlenen 7 tenor konseriyle başladığı sanat seferler yoğun katılım sağladı. O güzel görüntüler gelecek ekranlarınıza. Dakikalar sonra da haberlerle karşınızda olacağız. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 13.sü sanatseverlere sunuldu. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Haliç Kongre Merkezi açık hava sahnesinde düzenlenen 7 tenor konseriyle açıldı. Festivalin ilk konserinde Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı 7 tenor sahneye çıktı. Dünyaca ünlü bestecilerin sevilen opera eserlerinden aryaların seslendirildiği konserde tenor solistler sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Ayakta alkışlandı. Festival Tosca Operası ile devam edecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Tosca Operası 20 Temmuz Çarşamba akşamı sanatseverlerle buluşacak.